Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şu an sizlere Ankara Çankaya'dan seslenmekteyiz. Şilingir Restorant'ın konu olduk ve yanımızda işletme sahibi Sayın Can Kalaycıoğlu bulunmakta. Bakalım burada verilen hizmetleriyle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Can Bey merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? Sağ olun efendim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyiyiz bizler de. Allah iyilikler versin. Can Bey, burada verilen hizmetlerinize, sektör olan katkılarınıza ve tercih edilme sebeplerinize geçmeden önce ekranları başında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize sizi layıkından tanıtmak için sormak istiyorum. Can Kalaycıoğlu kimdir? Kaç yıldır sektörde hizmet vermektesiniz? Ben 77 doğumluyum. Ankara'dayım. Ankara Koleji'ni bitirdim. Bilkent Üniversitesi'ni bitirdim. Bu sektörde Türkiye'de henüz yeni 21 sene ama daha önceki işlerimde Ukrayna'da ve Amerika'da gene yiyecek içecek sektörü içerisindeydim. Evet. Bir senedir de burada faaliyet gösteriyorum. Türkiye'ye döndünüz ve 2017 yılının başında açmış olduğunuz evet. Şilingir Restorant'ta da işletme sahibi olarak hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Şimdi efendim burada verilen hizmetleri, lezzetleri biraz daha açalım izleyicilerimize. Gelen talepler doğrultusunda Şilingir Restorant olarak sunulan hizmetler nelerdir? Biraz söz eder misiniz? Tabii ki de. Buradaki, burayı açmamızdaki asıl sebep kendi evimizde nasıl yiyorsak, nasıl içiyorsak aynı lezzeti, aynı kaliteyi koruyarak bir hizmet vermekti. Evet. Bu hizmeti verirken eşim, annem, onlar da benimle birlikte dediğimiz gibi evimizde nasıl hazırlıyorsak malzemelerimizi özel seçiyoruz. Kendimize alışveriş yapıyoruz. Hı hı. Yani küçük bir aile işletmesi diyebiliriz burayı için. Evet. Biraz da ürün yelpazenizden söz edelim efendim. Neler var ürün yelpazenizde Şilingir Restorant olarak? Ya genel olarak meyhanelerde bulunan soğuk mezeler var. Bunun üzerine balık mezelerimiz var özellikle. Hı hı. İşte ahtapotlarımız var. Somon sarmalarımız var. Karides çeşitlerimiz. Yine diğer deniz ürünleriyle ilgili. Yani hem klasik meyhane mezeleri hem de kendi beğendiğimiz, sevdiğimiz deniz ürünlerini üstüne ekleyerek böyle bir konsept oluşturmaya çalıştık. Evet. Yani burada alkollü olarak oldukça da geniş ürün yelpazesiyle de hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Evet. Yani her gün değişen ama 30-35 civarında soğuk meze, yani 15-20 çeşit ara sıcaklar ve ana yemekler olarak alkollü ve alkolsüz olarak. Alkollü ve alkolsüz tabii ki. Bu şekilde hizmet veriyorsunuz. Şimdi efendim gıda sektörü nihayetinde çok ciddi, çok riskli bir sektör diyebiliriz. Siz bu hizmeti verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Kriterleriniz nelerdir Can Bey? Alırken ürünü taze almaya çalışıyoruz. Aldığımız ürünün eğer donmuş ise soğuk zincirinin korunmasına dikkat ediyoruz. Saklama koşullarını olabildiğince iyi bakmaya çalışıyoruz. Bu şekilde gıda ile yani gıda zehirlenmesi ya da herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Evet. Şimdi efendim biraz da tercih edilme sebeplerinize değinelim. Elbette sektörde ve bölgede yalnız değilsiniz. Sizin gibi bu hizmeti veren ya da verdiğini iddia eden birçok restoran işletmeciyi bulunmakta. Neden özellikle insanlar Şilingir Restorant'ı tercih etmeliler? Şundan dolayı tercih edebilirler. Buradaki yedikleri yiyeceklerin hepsi çok iyi üst seviyede ürün kullanılarak hazırlanmıştır. Mesela örneğin kendi bu zeytinyağımızı Ayvalık'taki küçük bir sıkımhaneden alıyoruz. O da kendi zeytinlerini sıkıyor. Mesela bu her çeşit zeytinyağlı yemeğin içinde de bu lezzet fark ediliyor. Yani her şeyi birebir sanki evimize alışveriş yaparmışız gibi, sanki annem alırmış gibi her şeyi evet. O şekilde alıyoruz. Fiyatlarımız da buna mukabil uygun. Yani bir seferde kazanmaktan ziyade burada bir müdavim oluşturup evet. devam etmek istiyoruz ve bu müdavimlerimiz de oluşmuş bulunumda. Evet. Bir müşteri bir seferlik değil, tekrarı olması gerekiyor. Muhakkak. Muhakkak. Tercih edilme sebeplerinizin muhakkak. Tabii buranın küçük bir mekan oluşu, tabii bu söylediğimiz şeylerin sözde kalmayışı, işte bizzat eşimi, annemi burada görüşü. Küçük bir mekan olduğu için müdavimlerin zaman içerisinde birbirleriyle tanışarak, birbirleriyle ahbap olarak biz olmasak da ya da kendi başlarına geldiğinde de burada dostluk kurabileceği, ahbaplık edebileceği insanları bulması da tabii ayrı bir hava katıyor buraya. Evet. Şimdi efendim siz uzun yıllardır sektörün içerisindesiniz. Yurt dışında bu restoran işletmeciliğini yaptınız ve son olarak da Türkiye'ye dönüp 2017
başında da kendi işletmenizi açtınız ve burada da hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki önümüzdeki yıllar neler yapmayı planlıyorsunuz? Hedefleriniz, hayallerinizde neler var Can Bey? Valla burayı şu anlık devam ettirmeyi düşünüyorum. Belki birkaç sene sonra, belki iki sene sonra, üç sene sonra başka bir yer daha açabilirim. Ama önemli olan buradaki 20 masayı her gün 20 güzide insanla doldurup bu havayı yaşatabilmek. Eğer bunu sağlar isek evet. Her gün için, haftanın 7 günü için. Ondan sonra başka bir yer düşünülebilir. Evet efendim, bu yolda sizlere başarılar dilerken son olarak ekranları başındaki izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Bir işletme sahibi olarak tavsiyelerinizi alabilir miyiz? Şilingir restoranı tercih eden, bizi burada yalnız bırakmayan dostlarımıza, arkadaşlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Gelip bizim muhabbetimize, eğlencemize, tadımıza ortak olduğu için ve ortak olmak isteyen, bu tadı, bu lezzeti tatmak isteyen arkadaşları da bekliyoruz. Evet efendim, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızın da devamını diliyoruz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun efendim. Evet değerli Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam edecek. Ankara Çankaya'dan ve sektörün en iyisi Şilingir Restoran'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyolarında. Müzik